Turkish, it means blue whale. Set speed 1-1. Set speed 1-1. To five nations, including Canada, it's a poetic code name for a mock war game. 500 kilometers from Toronto, in one of the most volatile regions on Earth, near the port town of Marmaris, Turkey. That's HMCS Toronto, nested between German and Turkish warships. The Spanish and the U.S. are also major players. We have harpoons. Turkish submarines are about to be the subject of an international cat and mouse game in the eastern Mediterranean. Kill or be killed. It's basically testing our side. Is we're calling an enemy submarine, and his objective is to come and find us, and our objective is to find him and stop him. For 5 days, the NATO anti-submarine warfare exercise means these ships are scouring the eastern Mediterranean Sea together in constant. And now it's time for the pilots to join the sub hunt. We have a real live submarine, which is something we don't usually get to play with very. Gördüğünüz gibi şimdi Günlücek tarafındaki orman yollarında da çöpler, molozlar var. Bunlar da temizlenecek ama dediğim gibi bunlara mani olmak. Fakat işin önemi burada kimyevi maddelerin de NATO gemilerinin de attığı ihbarını aldık biz. Bundan sahil güvenliğin de haberi var. Belediyemizin de haberi olmuş ve acilen gelip temizlemişler. Ufak tefek şeyler kalmış ama gene gördüğünüz gibi her taraf moloz yığını içinde. Ve askeri gemilerinden çıkan taşerona verilen ve ondan sonra nereye döktüğü takip edilmeyen molozlar, ki yeni yasaya göre bizim çalışmalarımızdan sonra belirttiler. Kesinlikle molozların dökümü için taşerona veren kişiler de nereye döküldüğünü takip etmek mecburiyetinde. Aynı cezai müeyyidelere tutulacaklar aksi takdirde. Dolayısıyla daha evvel sahil güvenliğin de haberi olan bu durumdan ve belediyemize temizlemiş sağ olsunlar. Fakat bunun önüne geçemiyoruz. Önemli olan bunun önüne geçebilecek tedbirler alınması gerekiyor. Traktörcüler fazla mazot yakmamak için, asıl dökmeleri gereken çöp yollarına dökmemek için geliyorlar. Orman içine kısa mesafelere döküyorlar. Belediyemizin aldığı yahut da diğer işletmelerin aldığı parayı ödememek için. Bunun çaresi belki de biraz daha bu traktörlerin veya döken insanların ödedikleri paranın biraz daha iyileştirilmesi belki mani olabilir. Şu anda aklımıza o geliyor. Belki belediye ve diğer kurumlar da bunu bilir. Ama gördüğünüz gibi işte Marmaris ormanlarının durumu zaten evvelden beri biz 4 senedir temizlik yapıyoruz. Bu seferki atıkların içinden gerçekten gelen yabancı gemilerin kimyevi maddeler olan tüpleri ve bazı yazışmaları da çıktı. Bunlar tabii vahim şeyler ama çöp çöptür, moloz molozdur, bütün zararını gören biziz.